Oyuncusu vardı Bursa da o da... Stanku öyle... değil. Ankara gücü. Kayseri'de oynadıysa bu isimler tabii ki hiçbiri oynamadılar. Eğer öyleyse. Evet, doğru cevaplar geliyor çok sayıda. Murat Bey bildi. Çok sayıda. Sen şimdi bize biraz ipucu vereceksin. Bu arada ikinizin de çok iyi bildiği bir futbolcu. Ya mutlaka bizim bilmediğimiz bir futbolcun olma ihtimali yok. <laughs> bu Türkiye'de oynayan bir oyuncu bilmememiz mümkün Çıplak değil. Çıplak gözle izlediğiniz bir futbolcu. Ee... Allah Allah. Süper Lig'de farklı mu? liglerde Farklı takımlarda oynadı Hadi mevkiini de söyleyeyim Tamam Horvet hmm. Bursa Spor'un Forvet'i Kimdi o zaman ya Haldun Domaç Bursa Spor'dan gidiyor. Yani ben Bataja deyince Bataja ile beraber oynayan ama Türkiye'de çok takımda dolaştık deyince Süper Lig'de farklı takımlarda forma giydi. Yani belki de Bataja ile başka bir takımda takım arkadaşıydı. He. Bilemeyiz ki. Yok, ama Şu öyle. an doğru cevaplardan gelen yanlış cevapları bulamıyorum. <laughs> o kadar buldular <laughs> Allah yani. Allah. Murat Bey demiş ki ben kimimde Haldun abi Halit Spor'un forvetini sormanız gerekir hemen bilir. Ya evet onu sorsanız bilirim tabii ki. Yok benden çıkmadı ya. Ee, çıkacak, ya biraz çıkacak. biraz ipucu almamız lazım. İzleyicilerimiz çabuk. Aa, i̇şte. dün bununla ilgili e, burada bir soru sormuştum aslında. Neydi? <laughs> e, böyle e, formalarla ilgili konuşurken dedim hiç imzalı formanız annenizi kadın mı diye sormuştum. Evet, Benimki. Mustafa Demirtaş vardı, Volkan Demir vardı demek ki senin böyle bir anın var. Ya bir benim şey. Çok var ama. 2004-2005 anne forması dedim. annemin makine atmasıyla hiç düşünmüyorlar gitmiştir. yani öyle şeyleri. Çilli zannetmiş yazılır. Evet Kirli tabii. Çilli zannediyorlar. Bir de hani daha temiz olsun. Bir annelerde titizlik de var ya. Evet izleyicimizden <laughs> soru var. Mert Hakan Yandaş forma şansı bulabilir mi diye sormuş. E tabii transferinden sonra aslında transferi sırasında Mert Hakan Fenerbahçe'ye çok beklentiler vardı ama evet. sanki şimdi böyle kadroya da bakınca olacak mı olmayacak mı Erol Hoca'nın planlamasında soru işaretleri var. Neler söyleyeceksiniz? Yani epey bir uğraşması lazım. Yani muhtemelen kendisinden sonra yapılan transferlerin kimler olacağını takıma gelmeden önce bilseydi gelmez mi? Gelmemeyi tercih edebilirdi. Yani ama nereye an... gitse forma savaşı var. Ama bu seviyede olur muydu? Örneğin Galatasaray'a gelseydi bu seviyede olmazdı forma savaşı. Niye? Biraz daha yani kadroya daha yakın olan bir isim olabilir ama şu anda B kadrosunda bile acaba denilebilecek bir seviyeye geldi. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok kaliteli isimlerle doldu. E, bu anlamda işi kolay değil. Hadi. E, yani ben, e, yani nereye giderse gitsin bir forma savaşına gireceğini bilmesi lazım. Büyük takımlara gittiğin zaman, yani şimdi Galatasaray'a gelince Taylan müthiş bir performans sergiliyor. Etebo var, Belhanda var, Emre Akbaba var, Ömer Bayram var, yani... Ee, öyle hani gittin hemen senin forman al asılı Tabii. değil yani öyle bir şey yok ama Fenerbahçe açısından baktığımda ben Fenerbahçe'nin şu anda şu an için söylüyorum e, orta saha üçlüsünün Ozan Tufan Gustavo Sosa olacağını düşünüyorum. Ozan Tufan Gustavo Sosa bu arada... E Fenerbahçe'nin antrenmanı ile ilgili de bazı detaylar var onu konuşacağız ama izleyicimizden de soru gelince hemen onu sormak istiyorum size. Erol Hoca'nın Marka olayına dahil olmasına ne kadar doğru buluyorsunuz demiş izleyicimiz Konya'dan izleyicimiz bu arada. Şimdi Erol Bulut bir sohbet toplantısı içerisinde hemen olayı da hatırlatmış olan izleyicilerimize Galatasaray'ın hazırlık maçı Ümit Milli Takımla olan hazırlık evet. maçındaki o tokat olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bu olayın üstü örtülmeye çalış çalışıldı. Ee, üstü örtüldü daha doğrusu dedi açıklamalarında. E, siz nasıl yorumlarsınız Erol Bulut'un bu konuyla ilgili değerlendirmesini? Bence gereksiz olmuş. Ee, ya yani Erol'ca aslında bu tür şeylere de pek karışmaz aslında ama nedense böyle e, demek ki e, bazen insan farklı şeyler, farklı pozisyonlar oluşturabiliyor kendine. Bence hiç gerek yok. Ee, yani o olayın e, Fenerbahçe ile ve Erol Bulut'la hiçbir ilgisi yok. Bence bu tür konularda konuşmasa daha iyi eder. Yani aynı fikirdeyim. Verilen bir soruya başka şekilde cevap verebilirdi hocam. Hey. E, ama hocanın da belli ki Altay'la kendisi de ifade ettiği yönde Altay'la yaptığı konuşma sonrasında söylediği bir düşüncesi var. Ben Hı -hı. ilk günde şunu söylemiştim. Galatasaray Kulübü e, bu iddiayı yalanlayacaksa bile yazılı olarak değil, görüntüsüyle yalanlaması gerekiyordu. Ellerinde bu maçın görüntüsü var. Olay olmadığı gerçekse ki hem e, oyuncu yalanlıyor hem Tolunay Kafkas hoca yalanlıyor hem Galatasaray kulübü yalanlıyor. Bunu bakın işte halen daha biz olayın üstünden 3-5 gün geçmiş. Hoca da bunu halen daha konuşuyorsa ve biz burada yorumluyorsak Galatasaray kulübü bunu bu iddialı yalanlarken 10 saniyelik bir videoyla ...işi bitirebilirdi. Bu arada Erol Bulut ayrıca Ümit Milli Takım... ...bizimle de bir hazırlık maçı yapmak istedi... ...biz istemedik çünkü doğru bulmuyoruz... ...gibi bir evet. açıklama da yaptı. Aslında Ümit Milli Takım'ın hazırlık maçı yapılmasına da... ...bir eleştiri de bulundu... ...bu ifadesiyle. O, o düşüncesidir, ona saygı duyarım. Ama öbürküsü yani bir başka... ...kulübün, oyuncusunun... ...işte... ...hani şöyle olsa yine onu da anlarım yani... ...kendi takımının oyuncusu olsa... Hani o zaman dersin ki yani benim takımımın oyuncusu gitmiş böyle olmuş. Burada pek fazla e, topa gireceği bir durum yok bence. Ama öbür tarafta saygı duyuyorum. Yani o görüşüdür, kişisel görüşüdür. E, genelde de olur ama yani genelde oluyor bu tür durumlar. Yani şu, şu da bu arada çok özür diliyorum. E, muhtemelen pandemiden dolayı. E, takımlar uluslararası hazırlık maçları bu tarz seviyelerde yapamıyor olabilirler. Evet, o maddeyi tam olarak şey kestiremiyorum. Takım bulamadıkları için de şehir dışına çıkmamak adına İstanbul'daki takımlara bu şekilde gidiyor olma olasılıkları var. Ama buradaki tercih Fenerbahçe ve Galatasaray tarafında mı olmalıydı kısmı Ben de soru işareti. Bunu Ümraniye yapabilirdiniz. Hadi geçiyorum işte Kasımpaşa olabilirdi. Bu tarz e rekabetin biraz daha farklı boyutunda olan takımlarla olması çok daha doğal olurdu yoksa biz zaten bu kadar konuşmazdık. Çünkü işin içerisinde mesela şu iddialar, şu olaylar da olabilirdi, yaşanılabilirdi. Yani kalede Altay var. Ya da başka oyuncular var. Gidiyorsunuz Galatasaray'la oynuyorsunuz ya da Galatasaray'la oyuncular var, karşıda Fenerbahçe var. Hazırlık maçı, bir sakatlanma, başka başka iddialar bu sefer ortaya çıkacaktı. Bunlar da konuşulabilirdi bu iklimde. Şimdi senin ifadelerinden sonra Twitter'dan da sorular geliyor Taner. Hı hı. O yüzden sana Nedir ben acaba? de aktarmak isterim. Ee, bu hazırlık maçı ile ilgili sen bu olay yalanlanacaksa böyle yazılı bir açıklamayla değil görüntüyle yalanlanmalıydı. Çok temiz dedi. olabilirdi. Ee, görüntüleri var mı yani diye soruyorlar. Kesin bu bilgiye sahip bir Taner Karaman diye soruyorlar. Şöyle böyle bir seviyede çünkü Galatasaray takımı az kadro ile mücadele verdi. Ümit Milli takımda oynuyor. Bu maçın analizi yapılacaktır. Ve bu maç Galatasaray tarafından da Ümit Milli Takım'ın heyeti tarafından da çekilmek zorundadır. Zaten çekilmediyse bu başka bir skandaldır. Ya yani bu hem istatistiksel anlamda analiz etmek için hem de video analizi için bu görüntülere ihtiyacınız var. Çünkü bu görüntüler e, video analizlerde ve buradan Hı -hı. çıkacak raporlar için de bu görüntülere ihtiyacınız var. Ya, yani kesin, Galatasaray'da kesin Ümit Milli Takım'da bu maçın kesin görüntüleri var. Yani ya bu maçın görüntüleri olmazsa olmaz yani mutlaka yüzde yüz var bu görüntüler. Haldun abi sen de kesin, kesin dedin. çekilmiştir dedin. Kesin çekilmiştir. Peki bu görüntülerle bunu açıklamak yerine yazılı açıklamayı tercih etti Galatasaray? Ya açıkçası ben şöyle düşünüyorum da onun için. E, yani ben orada bir e, bu tür bir eylemin ol, olabildiği ihtimalinin üzerinde daha fazla duruyorum. Yani olay büyümesin diye Hı -hı. iki tarafta olayı kapatmaya çalıştılar. Var. Futbolun içerisinde bunlar var çünkü. Bunlar olduğu için e, bence bu olay üstü kapatılacak bu olay. Yani bence diyorum ama şimdi hani izleyicilerimiz diyecek ki ya, tamam nereden biliyorsun? Bilmiyorum tamamen tahmin ediyorum. Futbol oynamış bir kişi olarak söylüyorum. Futbol oynayan kişilerin genellikle bir müsabakaya ciddi bir şekilde yaklaşıyorlarsa onun içerisinde her türlü agresiflik olma olasılığını barındırırlar. Böyledir yani bu. Onun için ben olabileceğini düşünüyorum. Olayı bir futbolun doğası içerisinde kabul ederek kapatıldığını düşünüyorum ben. Tabii burada yani. da şu... sizin de fikrinizi merak ediyorum.